Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. İsmim Nazmi Uğur. Esencan Hastanesi'nde çalışan çocuk doktorlarından birisiyim. Bugün sizlerle D vitamini hakkında birkaç düşüncemi paylaşmak isterim. Bilinenden fazlası D vitamini vitamin gibi biliniyor ama aslında bir hormondur. Ve çok sayıda vücudun faaliyetlerini idare eden hormonlardan birisidir. Kas gücü, kemik sertliği, böbrek taşı ya da bağışıklık sisteminin çalışmasını idare eden hormonlardan. Türkiye'de güneşli günler çoktur ama biz bunlardan faydalanamıyoruz. Yeteri kadar faydalanamıyoruz. Annelerin giyim biçiminden başlayıp çocukların dışarıda oynayamamasından devam edip D vitamini, güneşten sağlanan cildimiz güneş sayesinde ürettiği D vitamini yeteri miktarda üretilmiyor. Bunun yanında kimi besinlerde de D vitamini vardır ki onları da çocuklara yedirmekte fayda olacaktır. Besinler karaciğer, yumurta sarısı, balıklar, yağlı balıklar gibi birkaç tanesini sayabilirim. D vitamini asıl görevi kanımızdaki kalsiyum dediğimiz bir tuzlardan birinin seviyesini ayarlamak. Fazlalığı ya da az olmasında bir çift yönlü çalışır. Diğer hormonlarla beraber çalışır ve kemikleri depo olarak kalsiyum fazlasını kemiklere yerleştirir, kemikler sert olur. İhtiyacı olduğu zaman ki kanında seviye düştüğü zaman kas gevşekliği, kas yetersizliği oluşur. Bu kalp kasında da, bu vücudun diğer kaslarında, bağırsaklarına varıncaya kadar. O yüzden de binbir yerden hastalık işaretleri alınır eksikliğinde. Bu gider kabızlık da yaratabilir, gider kas zayıflığından dolayı ilk önce çocuğun hareketlerinin hafiflemesi, bir başka taraftan da oturma, yürüme pozisyonları, kemiklerin bir sonraki daha ağır etaplarında kemiklerin yumuşaması ve şekil, acayip şekiller almasına kadar devam edebilir. Fazla olan ve kemiklere yerleştiremeyen kalsiyum böbrekler tarafından dışarıya atılmaya başladığında böbrek taşları oluşmaya başlar. Bunların hepsini önlemek, çocukları bol bol dışarıya, yaz, kış, tek yağışlı, rüzgarlı havalarda içeride kalıp diğer günlerin her birinde dışarılara bir ya da mevsimine göre iki defa günde dolaşmak onlara sağlayabileceğimiz en büyük nimettir. Ne zamana kadar D vitamini verilmeli, hangi aylarda D vitamini verilmeli sorusuna ise yaz-kış verilmeli. Günde bir doz çocuklar, bebekler için alışılmış kullandığımız ilaçlardan üçer damla D vitamini uygundur. Devlet tarafınca önemini değerlendirerek ilaç bedava dağıtılır. Bedava olması değerini hiç de azaltmaz. D vitamini devlet tarafından bir yaşına kadar dağıtılır. Bu şu anlama gelmez. Kış ortasında bile artık ihtiyacınız yok deyip de D vitamini kesilmemeli. Yaz aylarına, güneşli aylara, güneşli günlere kadar devam edilmeli. Hatta bu günlerde de devam edilmeli. Vücuttaki kalsiyum, kemiklerin sertliği hele de ileri yaşta kadınlarda çok daha sık osteoporoza kadar ulaştığından dolayı 16 yaş kızlarımızın sonradan ömrü boyu kullanacak kalsiyum seviyeleri 16 yaşına kadar depolanır ve belirgin olur. O yüzden de çocuklara D vitamini vermek 16 yaşına kadar ki ondan sonra da devam edebilir. Yetişkinler de almalı ama en azından bu yaşlara kadar her gün almasında bir sakınca yoktur. Yağda çözülen bir vitamin olduğu için birikme ve fazla dozlar da
aynı zamanda bir doz aşımına kadar götürebilir. Yalnız bunlar çok yüksek dozlarda, kimi defa tavsiye edilen ampulleri içirilirse ve sık sık içirilirse böyle bir aşırı doza varılabilir. Ve o zaman da tam farklı bir tablo ve şikayetler ortaya çıkacaktır.